Görev listesini kullanma. Yapacağınız projelerde yapılacak işlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için görev listesi kullanabilirsiniz. Visual Studio kendi içinde bu görev listesini barındırmaktadır. Şimdi şekildeki proje dosyasını açın. Proje içinde bulunan samples ve program dosyalarını kod penceresinde görüntüleyin. Görev listesini yani task list'i açmak için View menüsünden Task List komutuna tıklayın. Kod penceresinin alt kısmında Task List görüntülenecektir. Yeni bir görev eklemek için Create User Task düğmesine tıklayın. Description alanına görevle ilgili açıklamayı yazabilirsiniz. Görevi tamamlayıp onay işaretine tıkladığınızda görevin üzeri çizilecektir. Task List'in farklı bir kullanma yöntemi de açıklama satırlarını işaretleyebilmenizdir. Bir açıklama satırını işaretleyerek bunu Task List'te görüntüleyebilirsiniz. Öncelikle açılır listeden Comments'i seçin. Şimdi 10. satırdaki açıklama satırının başına To Do kelimesini yazın. Bir saniye bekledikten sonra Task List'te görev gözükecektir. Şimdi farklı dosyalardaki birkaç açıklama satırına daha To Do kelimesini yazın. Görevlerin hepsi Task List'te görüntülenecektir. Bu görevlere çift tıkladığınızda kodun ilgili bölümü görüntülenecektir. Görev listesine kendi belirlediğiniz anahtar kelimeye sahip açıklama satırlarını da ekleyebilirsiniz. Örneğin hata olan bir kod bloğunu belirtmek için bug adında bir anahtar sözcük belirlenmek istenmektedir. Bunun için Tools menüsündeki Options komutuna tıklayın. Açılan pencereden Environment sekmesi içindeki Task List öğesini seçin. Açılan alandan Task List için tanımlanmış anahtar kelimeleri görebilirsiniz. Yeni bir anahtar kelime tanımlamak için Name alanına anahtar sözcüğü yazın. Priority alanından öncelik için bir simge belirleyebilirsiniz. Add düğmesine tıkladığınızda anahtar sözcük token alanına eklenecektir. OK düğmesine tıklayın ve kod penceresine geri dönün. Şimdi açıklama satırına bug yazdığınızda task list alanında görüntülenecektir.